Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'at rusul Rabbina bilhak sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Geceniz mübarek olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Cenab-ı Hak hayırlı hizmetlerde cümlemizi daim eylesin inşallah. Bu akşamki sohbetimiz tasavvuf, mektubat-ı Rabbani ve dersin ikinci kısmında İbn-i Abidin Hazretleri'nin eseri Gavs Abdal Nüceba ile alakalı bir eser. Oradan biraz okuyacağız inşallah. Mevla Teala dostları gibi olmaya bizi muvaffak eylesin inşallah. Olamazsak da onları sevenlerden eylesin inşallah. Evvel Ersel Küçey'den bir beyt okuyarak başlayalım. Odur evvel, odur ahir, odur hak, odur zahir, odur batın, odur hak. Ki ismu, resmu, vasıftan, zat mutlak, münezzehtir kamudan, zat vel hak. Yürü candan geç bakka edelim, cemal-i bakem haline seyredelim. Odur evvel, odur ahir, odur hak, odur zahir, odur batın, odur hak. Bu beytlerde Hak Teala Hazretleri ancak evvel olan odur. Ahir odur, zahir odur, batın odur. Ne demek evvel? Vel evvel, vel ahir, vel zahir, vel batın ayet var. Mevla Teala ilktir. Ondan evvel kimse yok. Başlangıcı yok çünkü onun. Ahir en son odur. Ondan sonra kimse kalmayacak. Herkes helak olacak. Mevla baki. Evvel ahir o. Zahir demek sanatlarıyla zahir. Alemde bu kadar eşyayı tasarruf ettiriyor. Kemalatlarını gösteriyor. Sanatlarıyla zahir. Vel batın, batın zatıyla gizli. Zatını bilmek kolay değil. Zatı hakkında değil de sanatlar hakkında konuşuyoruz. Mevla'nın başlangıcı yok. Çünkü onun yokluğu yok ki. Hep var. Zaman mekan yok, kendi o vardı. Ve bundan sonra da ebedidir, ezelidir. Yokluk ona gelmez. Ondan başka hiçbir varlık kadim değildir. Herkes hadisiz. Hep sonradan olmuşuz yani. Bunları anlamak için biraz işte bir rivayet var. Men arafe nefse fakat arafe rabbe. Nefsini kim, ruhunu kim tanırsa Rabbisini bilir. Yani ruhta ne var? İnsanın ruhu mesela batındır. Gözle görülmez. Elle tutulmaz. Fakat onun varlığının alameti olarak görmek, işitmek, konuşmak, koklamak, hissetmek, gücü yetmek vesaire ile anlıyoruz ki o ruh zahirdir. Yani ruhun eserleri aşikardır. Kendisi gizlidir. Ya işte ruhunu nasıl anlayamıyoruz tam ama alametini görüyoruz. İşte Mevla Teala'da anlayamayız ama alameti var. Bu alem Allah'a alamettir. Sahibine alamettir. Ki ismi resmi vasıftan zat mutlak münezzehtir kamudan zat vel hak. O Mevla Teala mutlak zatı isimden, resimden, sıfattan bütün bunların hepsinden münezzehtir. Zat-ı Pâk-ı Sübhaniye nokta hakikidir. Hakiki basit deniyor yani hiç. Mürekkep değil. Cüzmüz yok onda. Yani bütün itibarlardan, nispetlerden, sıfatlardan beridir. Nasıl dersen de o değil. Çünkü sen anlayışın, bizim anlayışımız, idrakimiz onu kuşatamaz ya. Mevla Teala basit-i hakiki, nokta-i hakiki deniyor. Bu ibare darlığından başka bir kelime bulunamıyor. Hiçbir şekilde mürekkep değildir. Meydana şeyle birleşmiş değildir. İki veya daha çok cüzden birleşmiş, meydana gelmiş bu eşya gibi değildir. Cüz değil çünkü yani. İşte o mertebede ismin, resmin, sıfatın yeri yok. Ya. Münezzehtir kamudan zat vel hak. Mevla Teala bütün eşyadan münezzehtir. O halde yürü candan geçip bakka gidelim, cemal-i bakemale seyredelim. O halde Mevla'yı böyle tanımak, bilmek istiyorsan canından geç. Fedakarlık lazım. Değil mi ashab-ı kiram? Ne yaptı? Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Evini, barkını, ailesini, her şeyini bıraktılar. Ya yeni bir hayata gittiler. Sen de hiç olmazsa şu varlığını Allah için bırak, Mevla'ya yönel. Çünkü rivayette böyle geliyor. İnne lillâhi sebine elfe icabin min nurin ve zulmetin lev küşifet le ahrakat subahatu vecihi mentehâ ileyhi basaruhu.
Allah-u Teala için nurdan ve zulmetten 70 bin perde vardır. Eğer açılacak olsa o perdeler Allah-u Teala'nın cemalinin nuru görmesinin ulaştığı her yere kadar ulaşır, orayı yakar. Hiçbir şey kalmaz yani. Onun nuru direkt bize vursa bütün alem yok olur. Bize isim ve sıfatlarının akislerinin nurları vuruyor. Yani bizden görmek Allah-u Teala'nın zatında görmek değil. Sıfatlarındaki de değil, sıfatının akisleri. Akis ede ede, yani tabiri caizse elektrik indirile bize cereyan bu şekilde geliyor. Direkt, değil mi, barajdan gönderilse ortalık yanar. Onu taşıyacak kablo yok. Ancak barajın çıkışında kablolar ne yapıyor onu? İndir gerek derken bizim kullanacağımız şekilde getiriyor. Bu bile ne yapıyor? Adamı çarpıyor. 200 yani 20 volt cereyan adamı çarpıyor. Ya Mevla'nın cereyanı, yani maneviyat, onun sınırı yok. Peki bu kadar perde var. Nasıl Mevlamız bulacağız? İşte insan nefsinden uzaklaşırsa, okuduk geçen mektubatta, değil mi? İbadet yaptıkça, zikrettikçe, manevi düşüncelerle kalbini yoğurdukça, edebini takındıkça ne oluyor? Nefsinden uzaklaşıyor, Rabbisine yakınlaşıyor. Yakınlaştıkça ne oluyor sonunda? Cenab-ı Hakk'ın, ben onu sevdiğim zaman işte onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, tutan eli olurum. Manaları ona tahakkuk ediyor. Burada rivayetler var. Men kâne kâne Allah'u ve lem yekün ma'a şeyhün. Kâne Allah'u, Allah vardı ve lem yekün ma'a şeyhün. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Mevla ezelden beri vardır. Onunla beraber bir şey yok. Zaten yok olacağız. Gene o tek. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki elâ'ın kemâşan, şu anda aynı öyledir yani. Evvel nasılsa şu anda öyledir. İşte ayet-i kerime küllü şeyin hâlikün illâ vecehe. Allah'ın zatından başka her şey helak olucudur. Yerler, gökler, alem yıkılacak. Ayet-i kerimede estağfurullah. Şehidallah ennehu la ilahe illâ hu. Allah-u Teala Hazretleri kendisinden başka bir ilah olmadığına adaletle kaim olarak şahit etmiştir. Kendisi kendine şahittir. Benden başka ilah yok diyor Cenab-ı Hak. Tanımıyorum diyor. Putperestler, onlar ilahları maskaralık, çocuğun bebeklerin oyuncakları var ya, ona benzer. Kaldır vur yere. Ya. Zeliha valide Yusuf Aleyhisselam'a aşık oldu. Ne yapsın, aşık oldu. Aşık olmamak elinde değil. Kattan eydiyehunne ve kulle haşe lillah ma haza beşera in haza illa melekün kerim. Ya bu insan olamaz. Olsa olsa çok kıymetli bir melek. O nur. Açılınca kadınlar o portakalı, elmayı neyse soyarken ellerini kestiler. Tefsir tabii iki türlü mana veriyor da, Yaşar Nuri diyor, kanatlılar diyor. Neyse. Kestiler. Hatta orada 5-10 tanesi ölmüş o heyecandan. Bak, Allah'ın nuru açılsa Yusuf Aleyhisselam'a güzelliğin yarısı verilmiş. Dünya ile alakalı ha. Ahiret ayrı. Güzelliğin tamamı kime verilmiş? Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem verilmiş. Ha. O gizliyordu kendini. Yusuf, yani diğer peygamberleri düşük etmemek için kendini hep Efendimiz Aleyhisselam tevazu ederdi. Ama her cihetten en mükemmel o. Efendimiz Aleyhisselam derya, diğer peygamberler damla. Veliler o damlaların aşağısında damla. Ama veliler çok büyük insan, ama en büyük veli bile yükselebilse ancak peygamberlerin ayak altına kadar çıkabiliyor. Veli başka, peygamber çok başka. Efendimiz Aleyhisselam hepsinden başka. İşte o Zeliha valide o kadar aşık oldu. Neyse elde etmeye çalıştı. Gayrimeşru yoldan elde etmeye çalıştığı için olmadı. Sonunda ne oldu? İşte zelil oldu falan derken Yusuf Aleyhisselam sultan oldu. Esaretten kurtuldu. Sultan oldu. Ekildi, biçildi derken bütün millet onun idaresine girdi. Sonra Zeliha valide çok yaşlanmış. Bir kamışlıkta yaşıyormuş. Ama oradan Yusuf Aleyhisselam bütün memleketi dolaşıyor. Atın üzerinde bütün, yani vezir, kralın bir numara adamı. İleride zaten şey oldu. Yani amiri, oranın beliki oldu. Kral demeyeyim de oranın sultan oldu. Kral da ona teslim oldu yani. O şimdi Zeliha valide onun atının sesini duyunca görüyor, hayıflanıyor, üzülüyor, pişman oluyor. Kendini yiyecek neredeyse. Ağlıyorsunuz ya, ama yaşlı kocakar olmuş. Puta taparmış. Almış bir gün putun önüne, demiş ki ya sen ne biçim
şeysin demiş. Ben sana bunca zaman taptım, beni bir türlü duamı kabul etmedin. Almış onu, vurmuş yere. Ben dedi Yusuf'un ilahına inandım. Elhamdülillah. Ya. Sonra bir tesbih etti. Köleyi hapisten çıkarıp sultan yapan, sultanları zelleden Allah'a hamdolsun onu tesbih ederim diye böyle bir zikir söyleyince bu söz rüzgar bunu ulaştırıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kulağına geliyor. Kimdir bu diyor. Onu şey yapın. Getirin. Ya. Getiriyorlar. Neyse. Ben diyor Zeliha. Ne? Sen misin diyor bu eski fitne başı. Derhal defol falan. Yok etme eyleme. Dur bir dakika dinle falan. Ne olur dinle. Neyse. Hadi dinleyin bakalım. İki şey istiyorum senden diyor. Benim için dua et. Gençleşeyim diyor. 18 yaşında olayım. İkinci dua. Dua et evlenelim diyor. Bak. Ne diyor? Daha fena Yusuf Aleyhisselam kızıyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Bu iş böyledir. Allah'ın takdiri böyle. Rivayet böyle. Neyse evleniyor. Ama bak işte demek istediğim şu yani put. Sen adam put edinmiş. O puttan bir şey bekliyor. O kendine göre örümcek yuvası yapmış. Allah-u Teala buyuruyor. Ben tekim diyor Cenab-ı Hak. Lillahil vahidil kahhar. Var mı? Yok. O zaman konuşma. Mevlamız kime değer veriyorsa biz de ona değer vereceğiz. İşte Allah dostlarını seveceksin. Peygamberlere tabi olacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Böylece paçayı kurtaracaksın. Şimdi mektubattan 75. mektubu şerif. 1. cilt. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna tabi olmaya teşvik ediyor bizi. Bak böyle mektuplar okuyorum önce. Tasavvufun ağır konularına girmiyoruz. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Önce bu tasavvuf nereden çıktı? Neyi bize emrediyor? Neye göre gideceğiz? Ortalıkta bir sürü şeyh bozuntusu var. Bugün biri bana bir mail çekti adam. Kafir, Müslüman, kim olsa olsun diyor fark etmez diyor. Herkes Allah'ın da eşit diyor. Bu arada bunu diyen adam şeyhmiş. Alacağım bunu artık ne yapacağım bilmem yani. Allah-u Teala indinde Müslüman Allah'ın dostu, kafir Allah'ın düşmanı, peygamberler en değerli insanlar. Ondan sonra onların ashabı geliyor, ondan sonra diğer Müslümanlar geliyor. Her şeyin bir adabı sırası var. Acayip acayip şeyler demiş yani. Allah muhafaza yani. İşte onlardan ayırmak için bu tasavvuf ehli sünnet vel cemaat itikadında olması lazım. Onu anlatıyor. Sünnesine tabi olması lazım. Ondan sonra manevi haller gelir. Bu yol böyledir. Bu yolun aslı böyledir. Bunu anlamayanlar niye inkar ediyor? İnkar boşuna. Bu Allah dostların sözü hayatlarında tecrübeyle sabittir. Kendileri İslam üzere sünnesine üzere yaşamışlardır. Demek ki sözleri kabuldür. Kitaba sünnete uyuyorsa kabuldür. Selamünaleyküm Allah subhanehu ve afaküm. Allah-u Teala sizi bütün sıkıntılardan emin kılsın, afiyette kılsın. Amin. Evlen enne nakde saadet dareyn. İki cihanın peşin sermayesi. Menutum bi mütabaati seyyidil murselin aleyhi ve ala aleyhi salavatü ve teslimat. İki cihanın efendisine tabi olmaya bağlıdır. Ona ve aile ehli beytin ashabına selam olsun. Ala nehçin. O şekilde tabi olunacak ki kendi kafana göre değil, bana göre, bence. Ben böyle anlıyorum, böyle yok. Ala nehçin. O şekilde olacak ki o tebaiyet beyyenehu ulema ehli sünnet. Beyyenehu bunu açıkladı. Nasıl tabi olacağımızı beyan etti. Kimler? Ulema ehli sünneti şekerallahu teala sa'yehum. Allah çalışmalarını şükrana layık eylesin. Allah onlardan razı olsun. O ehli sünnet ulemasının beyan ettiği şekilde. Neden? Çünkü onlar ashab-ı kiramı gördü. İmam-ı Azam Efendimiz ashab-ı kiramından 70 kadarını gördü diyorlar. Tabi'in de yaşamış. İmam-ı Şafii Hazretleri 15'ine gelmiş. İmam Malik Hazretleri İmam-ı Azam zamanında yaşamış. Onlar ashab-ı kiramın kokusunu koklamışlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözlerini birinci ağızdan almışlar. Arada bir ashab-ı kiram var. Sen 1400 sene geridesin be adam. Sen nasıl anlayacaksın bunu? Uğraşmayı bırak. Anlayanın anladığı gibi anlayalım. O bak onlar anladıklar, anlamışlar. İmam Azam Efendimiz ne yapmış? Akaid kitabı yazmış. Fıkıh Ekber. En büyük fıkıh. Yani insan lazım olan şey. Evvela itikad. Orada hepsini yazmış. Şefaati yazmış. Ölülere yapılan duanın fayda vereceğini yazmış. Kabir azabı olduğunu yazmış. Sırat köprüsünü yazmış. Mizan terazi yazmış. Amel defterlerinin verileceğini yazmış. Ashab-ı kiramı sevmenin vacip olduğunu, gerekli olduğunu hiçbirini ayırmayacağız. Hepsini tam seveceğiz. Hepsini yazmış. Adam diyor. Yok. Şöyle olacak, böyle olacak. Felsefe, mantık. Ya felsefecilere ne uyarsın? Felsefecilik ahmaktır diyor Efendimiz.
Felsefenin çoğu ahmaklıktır diyor. E çoğu ahmaklık olan şey zaten ahmaklıktır. Ne işin var onunla? Bu akıl bize Allah'ın kitabını anlamak için verildi. Bu beden bize Allah'ın dinini yaşamak için verildi. Kafana göre takılmak için değil. Bak Ehl-i Sünnet ulemasının anladığı gibi. Onlar evvela geldiler, öndedirler. Es-sâbikûne es-sâbikûne ulâike'l mukarrabûn. Onlar Allah'a yakın, Allah'ın dostları. Ve bitahsil ilmil helal vel haram. Şimdi bu nasıl olacak? Özellikle bu ittiba, Ehl-i Sünnet ulemasının ben ettiği ittiba nasıl olacak? Bitashihil i'tikad evvelen. Evvela itikadları düzeltmekle. Bak itikadımız onların ben ettiği gibi olacak. Neden? Çünkü onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabının sözünü duydular. Nasıl inandığını bize beyan ettiler. Kitaplar yazdılar. Sohbet yaptılar. Böylece anlatıldı. Hasan-ı Basri Hazretleri, tabiinden, Efendimiz Aleyhisselam'ın torunlarından. O halka kurdu ders halkası. O halkaya gelip devam etti adam. O sıra Vasıl İbni Ata, Mutezile denen bir adam. Ne yaptı orada? Kur'an mahluktur dedi. Ne bileyim cennet cehennem arasında başka bir yer var dedi. Menziletün beyne menzileteyn. Bir insan Müslüman günah işlerse dinden çıkar dedi. Kafir olmaz ortada kalır dedi. Kafasına göre konuştu böyle. Kul fiillerini kendisi yaratır dedi. Böyle böyle şeyler attı ortaya. Bunlar hep felsefeden kaynaklanıyor. Mantıktan. Böylece Hasan Basri buyurdu ki bizden ayrıldı. Arapçası i'tezele. Oldular mutezile. Ayrıcı. Ehl-i sünnetten ayrıcılar. Böyle başladı bu iş. Ondan sonra kaderiye, cebriye, şu ya, bu ya gidiyor artık. O halde evvela onların itikadına göre inancımızı düzeltmemiz lazım. Ala muktada ara haula lekabe. Şu büyük alimlerin görüşleri, beyan ettiği içtihatları, beyan ettiği açıklamalarına göre görüşümüzü, itikadımızı düzeltmemiz lazım. Ve tahsil ilmil helal vel haram vel farz vel vacip ve sünneti vel mendub vel mubah vel müştebih saniyen. İkinci olarak itikad tamamsa, ikinci olarak helalları öğrenmen lazım, haramları öğrenmen lazım, farzları öğrenmen lazım, vacipleri, sünnetleri, mendub. Mendub güzel olmuş demektir. Mubah, yapılması serbest. Vel müştebih, karışık. Haram ve helal bilinmiyor. Sakınmak lazım. Bunları da saniyen, ikinci olarak fıkıh diyoruz. Öğrenmek lazım. Ve la budde minel amel bi mukteza hazel ilim. Ve bunları bildikten sonra da yapmak lazım. Bak ezan okunurken dinlemiyor bazı kardeşler. Aşağıda oturuyor. Olmaz. Türkiye'de Müslümanlar cuma günü gelir camiye, kapıya. Bir cigara içeyim, bir çay içeyim. Hoca içeride vaaz eder. Ezan okunur. Ondan sonra girer. Hutbeyi dinler. İki rekat kılıp vın kaçar. Bu kadar ucuz değil cennet. Sana günde 24 saat veriyorlar. 24 saat. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? %10'u ne eder? 2 saat 40 dakika eder. 2-10'u 4 saat. %10'unu hiç olmasa verelim Allah'a. Üçte birini verelim, üçte birini. Ya. Nasıl veririz? Her işimizde Allah'ın rızasına işte böyle bak ilme göre yaparsak uykun bile ibadet olur. Ya kahvede ne işin var? Ne bileyim sporda ne işin var? Vücudunu geliştirmek, şey yapmak istiyorsan gidersin kendine ait bir yerinde olur. Yazın neyse bir, gidersin köyde bir tarla kazarsın, bir şey yaparsın. Bir iş yaparsın, o spor olur. Veya işe yürüyerek gidersin, gelirsin. Hem ücretten kurtarırsın hem spor olur. Ayrıca bir spora gerek kalmıyor zaten. Zaten yapacak, spor yapacak yer mi var? İnsanlar sıkışmış dört duvar arasına, duvarlar, betonların arasına. Nerede spor yapacaksın? Vakit harcayacak vaktimiz yok. Ama sporculara şimdi çok para veriyorlar hoca. Öyle. Dünyalık öyle. Dünyalık olduğunu anlayın bak. Dünyacılar ona veriyor. Çünkü üzerine kumara inanıyor. Atların üzerine kumar oynuyorlar. Futbolcuların üzerine kumar oynuyorlar. Ya boksörün üzerine kumar oynuyorlar. Bahis yapıyorlar. Ya bu insanların kazancı işte helal değil, temiz değil. Demek ki öğrendiğimizi yaşamamız lazım. Ondan sonra ebade husul hazeynil cenahaynil itikadi vel ameliyi. İşte kişide itikat ve amel, iman ve ameli salih kanatlar olursa iki kanat, o zaman iza sebekatil inayetil ezeliyeti, ezeli yardımda onun için geçmişse, Mevla ezel de buna yazmışsa, bi husuli saadeti sermediyeti, ebedi saadeti, cennetleri, manevi açılımları kazanacağına dair Cenab-ı Hak ona ilahi yardımı yazmışsa bilemiyoruz, araştırmak lazım. Yeteserü tayaranu nahve alemil kutsi. O zaman mukaddes manevi aleme doğru ruhunun uçması mümkün olabilir. Ya arkadaş miraç diyoruz buna.
Ve bedûni ha bunlar olmadan hartul katat. Hiç zor dikenli kaktüs ağacını böyle elinle soyamazsın. Demek ki tasavvuf önce itikat, sonra amel-i salih, haram helal hükümler, ondan sonra manevi bir işaret olursa seni çekerler. Bütün bu alimler, Allah dostları böyle manevi bir işaret çekilmişlerdir. Biz de Allah dostlarını seviyoruz. Demek ki bize de bir şey oluyor inşallah. Cenab-ı Hak o aşkımızı artırsın. Bu mektubatı onun için okuyoruz. Yani bunlara göre bakıyoruz. Kendimiz 0 kilometre. Bir şey yok bizde. Bu zatların anlattığı gibi olmak için gayret etmemiz lazım. Bunu okumamızın sebebi teşviktir. Biz de böyle olmaya çalışalım. İnşallah. Ve dünya deniyetü, alçak dünya leyset mimma yakfa fi'luha. Bu dünya, alçak dünya var ya, neler yaptığı gizli değil. İnsanları değil mi yoldan çıkarıyor. Çocuğunu anasına babasına asi ediyor. Karı kocanın arasına açıyor. Adam birisini vuruyor, öldürüyor, soyup soğana çeviriyor. Neden? Dünya. Hadis-i şerif var. Hubbu dünya reisi küllü hatiyetin. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Bu konuşan reformcu hocalar, hoca demez bunlara ya, ilahiyatçı pozuntuları yani. Niye konuşuyorlar o şekilde? Dünya, mangır, şöhret. Nefis, azmış çünkü. Hatta tuatte minel matalep. Dünya neler yaptığı belli, gizli değil ki. Matlap, talep edilen bir şey sayılsın. Sayılmaz, değer verilmez. Ve yüzanına husulü amaliha ve cahiha minel makasit. Onun emelleri, arzularının, rütbelerinin ele geçmesi bir maksattan zannedilsin. Maksat olmaz, elinde kalmaz. O koltuklarda davet başkası vardı. O saraylarda davet başkası vardı. O paralar davet başkasınındı. O evler, barklar, araziler başkasınındı. Dedelerimizden, onun dedesinden kaldı. Öyle gidiyor. Sana kalmayacak. Sana sorumluluğu kalacak. Ya. O yüzden Allah için işi öğren. Allah için onları Allah yolunda kullan. O halde yenbagî en yekûne âliyel himmeti. Yüce himmetli olmak lazım. Büyük hedefi tutmak lazım. Fene insana, çünkü insan küllemâ yecudü minallâhi subhânehu, Allah-u Teala'dan bulacağı, elde edeceği, kazanacağı şeyleri innemâ yecidihu bil vesileti, ancak onu vesileyle alabilir. Mahsulleri ne yapıyoruz? Topraktan. Toprak, yağmur yağacak. Yağmur buluttan, o başka yerden Mevla gönderiyor. Bak bir sürü aracı var. Adam diyor Allah'tan iste direkt. Allah'tan iste ama Allah-u Teala sebepleri koymuş araya. İstemenin usulü var. Namaz kıl da iste diyor. Dua et de iste diyor. Kur'an oku iste. Sadaka ver iste. Bir Allah dostuna dua iste. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dua iste. Aracı koy diyor. Bak vesile. Ya bak burada karşı tarafta ne yazıyor bak. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesteftihu bisalikil muhacirin. Ya muhacirlerin fakir fukarasıyla fetih talep ederdi. Görüyor musunuz? Muhacirler, Efendimiz Aleyhisselam beraber Mekke'den Medine'ye gelen muhacir-i kiram, adam-ı cuman, onlar ile savaşa giderken fetih talep ederdi. Taberani bunu kebirinde rivayet etti. Ebu Nuaym, Mühit İbni Abdullah İbni Halid bin Hüseyin, ya bunu bu rivayette getirmişler. Ve kâle münziri fit tergib revahu taberani. Rivayetü sahihatun. Sahih rivayet etmiş. Ve mürsel hadis. Gördün mü sen? Bak Efendimiz Aleyhisselam bile kendisi peygamber olduğu halde fakir Müslümanları aracı ederek ya Rabbi bunlar hürmetine bize galibiyet ver diye dua edermiş. Gördün mü bak aracıyı? Bir gerisinde bu Allah dostları fakir fukara Allah'ın sevdikleridir. Neden? Lennüm cülesâ Allah'a subhanehu ve hum kavmün la yaşkâ celisûm. Onlar Allah'ın meclis arkadaşlarıdır. Onlarla ortadan mahrum olmaz. Bu da hadis-i şerif. Ya nerede? Ahrecu Müslim fi hadisi tavilin. Hani bir hurayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetli bir hadis-i şerif uzun. Onun sonunda bu geçiyor. Zikir için melekler onları kuşatıyor. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıyor. Melekler cenab soruyor. O hadis-i şerifin sonunda bunu da İmam Müslim kitabında rivayet etmiş. İşte bak. Allah-u Teala'dan istemenin yolu var. Vesile talep edin diyor. Feyenbeği gerekir izen bu takdirde talebül vesileti ileyhi teala. Mevla Teala'ya ulaşmak için, kavuşmak için, rızasını kazanmak için, cennetine cemaline ulaşmak için vesile aramak lazım. Mısra hazı vel emr vel baki min abes. İş budur, gerisi fuzuli. Ve haysu talebtel himmete min kemali iltifati. Bize kıymet verdiğin için çok, bize çok değer veriyorsun ve bizden himmet istiyorsun, manevi destek istiyorsun. Ve buşra aleke, sana müjde olsun. Tercih salimen ve ganimen, inşallah sağ salim dönersin, ganimetle dönersin. Ya gittiğin yerden menfaatlenirsin. Lakin la budde min en turaiye şarttan vahiden. Ancak bir şart var. Bu şartı iyi dinleyelim bak.
ve tevhidü kıbleti teveccüh. Teveccüh kıbleni birlemek. Her taraftan alaka kesip sadece Mevla'ya yönelmek. Kabe bir tane. Namaz kılarken ters dönsen namazın olmaz. Belki dinden çıkarsın. Araştırman lazım, sorman lazım. Ya namazda herkes tek yere dönecek. Kabe cihetine. Hadi orada 5-10 derece merece o ayrı. Araştıracaksın, Kabe tarafına dönüyorsun. Demek ki diğer şeylerde de, sevgilerde de, alakalarda kalbin yönelişi tek taraf olacak. Feinne cealet kıbleti teveccühü müteaddideten. Çünkü kalbinin yöneldiği tarafları değişik değişik yaparsan bu ne olur? İlka saliki nefsehu ile tefrikati derviş. Müslüman kendini tefrikaya atmış olur. Bunu alıp geçirirsin. Huzur bulamazsın. Ve minel emsalil meşhur, meşhur misallerdendir. Ennel mukime fi mahallin, bir mahalde mukim olan, bir mahalde duran, sabit duran kişi fi külli mahallin, her mahaldedir. Yani bir dekkede, bir alimin etrafında bulunan kişi aslında her alim, her Allah dostluğunu kabul eder. Ama ve fi külli mahallin, evet. Ama vel mütereddüdü beynel mahal, bir takım mahaller arasında, bir takım kapılarda dolaşan kişi leyse fi mahallin aslında hiçbir mahalde değildir. Demek ki tek bir yerde sabit duran kişi, İmam Azam'ın buyurmuş ya, men sebete nebete, kim sabit durursa o mutlaka netice verir, meyve verir. Demek ki bir yerde sabit durmak lazım, birine bağlı olmak lazım, bir alime, bir müştehide, bir mezhepte kal. Oraya oraya atlama, hiçbiri seni kabul etmez. Sonra da zındık olursun. O yüzden diyorlar mezhep değiştirmeye kalkmak kafana göre yani ha. Oradan al yapmak diyor, sonunda işi zındıklığa götürür. Adam işte dinliyoruz, adamların videolarına baktık. Adam profesör olmuş ama cahil, zır cahil. O konuştuğun sözü insan ne anlar? Hanefi'ye göre kan çıkarsa abdest bozuluyor diyorlar. O yanlış diyor. Şafi'ye göre kadına dokunduğu zaman abdest bozuluyor diyorlar. O da yanlış diyor. Be insafsız adam. Be vicdansız insan. Seni dinleyen insan ne anlar bunu? Cahilce öyle. Mezhepleri kaldır at. Yani milyonlarca alimi kaldır at. Kime bak? Bir zıpır profesöre bak. Paşa açık, akıl kaçık. Boğazında kıpkırmızı bir yılan kuyruğu gibi bir siyonizm alameti. Ağzına salya akıyor, affedersiniz. Bu adam tasavvun aleyhine konuşuyor. Kafsan aleyhine konuşuyor, aleyhine konuşuyor. Bak kitap getirmiş de. Hem İbn Abidin'in kitabı, hem de İmam Suyuti'nin kitabı. Bak kitap iki tane oldu şimdi. Ya çok var da ben alimlerden getirmek istiyorum. Yani Allah dostlarının sözü bizim için delil. Allah dostu, Allah'ın dostu ise bir insan, onun sözü makbuldür. Neden? Çünkü o yanlış yapmaz. Yapmamaya çalışır. Yani mutlak itaat diyorlar ya hani, yani o şöyle anlamak lazım. Yani bu zat istikametli bir insansa, hayatına bakıyorlar, itikadı, ibadeti sağlam, dürüst, Allah için olan bir insansa, onun sözünü kabul et. İtiraz etme. Zarar etmezsin, korkma. O çünkü yanlış yapmaz, seni düşünür. Ama bunu böyle anlıyor adamlar, körü körüne diyor. Ya körü körüne değil. Bu zat alim. Binlerce talebe yetiştirmiş. Dünyayı görmüş, hayat görmüş, mücadele etmiş. Hapislere girmiş. Taviz vermemiş. Sen kim oluyorsun onun haline konuşuyorsun? Ya. Demek ki sağa sola giden, o mezhep bu mezhep, o tarikat bu tarikat, giden böyle dolaşan, hiçbiri onu kabul etmez. Ortada kalır. Ya, o yüzden birisine tabi ol. Bir Allah dostu, gerçek bir Allah dostu ama. Rızakan Allah Subhanehu ve İyâküm el istikameti alâ cahadetiş şeriatil Mustafaviyeti. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şeriat yolu üzere Cenab-ı Hak sizi bizi istikamet ile rızıklandırsın. Dost doğru bu yolda bizi daim eylesin. Alâ sahibi aleyhissalatü vesselam. Ettehiyye. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salat olsun. Selam olsun. Tazim hürmet olsun. Esselamu ala men ittebal huda ve eltezeme tabetel Mustafa ve ala alis teslimat. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e dostlarına selam olsun diyor. Salat selam. Bak İmam Arif Hazretleri çok salat selam okur. Şimdi adam biri yazmış siteye, arkadaşım bir tanesi. Hocam diyor, bir vaizi dinledim diyor. Salat niye okuyoruz demiş vaiz. Efendimiz Aleyhisselam sorguya çekilecek. Sorgusundan zorlanacak, o yüzden biz ona salat okuyalım. O da bize şefaat edecek diyor. Bak vaiz. Vaaz edecek olan kişi evvela nasih mensuh meselesini bilmesi lazım. Değilse Hazreti Ali Efendimiz onu oradan indirir. Öyle kıssayla mıssayla, gözyaşıyla mözyaşıyla bu iş olmaz.
Ya kalkar ashab-ı kiram aleyhine konuşur. Kalkar tevili değişik olan bir şey yanlış bir mana verir. Ya yani nesedilmiş bir olayı kalkar orada deli gibi gösterir. Olmaz. Bir alimin peşinde olmayan bir adamın lafını dinlemeyin arkadaşlar. Biz Efendi Hazretlerimizin 30 senedir sohbetindeyiz. Kitaplarını okuyoruz. Bizzat kendisine ders dinledik. Elhamdülillah. Yani gene de kitap, kağıt önümüzde olmadan konuşamıyoruz ya. Bir şey diyorsan bak kardeşim. İcabetül Gavs. İbn-i Abidin Hazretleri büyük alim. Fıkıhçı. Hani fukasında. Ve aldığı kitaplar hepsi deliller orada. İcabetül Gavs. Ya. Ve nukaba. Ve nüceba. Ve lebdal. Ve levtat. Ve gavs. Bunları beyan edecek. Bunlar dualara koşuyorlar. Ümmete yardımcı olmaya çalışıyorlar. O kitabın aslı burada var. Bilgisayarda. Arıza yapmazsa gösteririm size. Baş sayfası. Kahire'de basılmış. Ya. 2006 senesinde basılmış. Geçen dersimizde geldik. Nüceba tam bahsetti herhalde. Daha geride bir şey var, onu size tekrar şey yapacağım inşallah. Hadis-i şerifte gelecek diyor. Küllüme ma terecülün ebdelallahu mekâne örecülen. Bunlardan bir tanesi ölünce Allah-u Teala onun yerine başkasını getirir. Onun için ebdal demiş ona. Ebdal. Yerine konuyor. Ya. İmam-ı Suyuti bunu beyan etmiş, kitabını almış. El-Haber El-Haber-i-Dal An-Vücudil-Kutbu Vel-Ebdal. Bak kitabı görüyor musunuz? O kitabın bilgisayardan üstasında aldım çıkarttım. Onları da okuyacağım inşallah. İmam-ı Suyuti de bu usta kitap yazmış. İnkarcılara karşı. Gördün mü sen? Ulema hep bu işi kabul ediyor. Elhamdülillah. Bizdeki cahiller zulema yani isterse kabul etmesin. Çatlasın patlasınlar. Onlar işte İmam-ı Hazreti buyurduğu gibi mahrum olurlar. İbn-i Arabi'nin bir keşfi var. Keşif biliyorsunuz isabet olur olmaz. İçtihat gibidir. İstersen kabul etse kabul etme ama uyuyor. Diyor ki bu aptallar Kabe'nin dört rükünü gibidir. Bunu söylemiştim. Birinci rükün, her rükün bir peygamberin kalbi üzeredir. Birincisi Adem Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Rükün Şami. Adem Aleyhisselam'ın kalbi üzereymiş. İkincisi rükün İraki, İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Üçüncüsü rükün Yemani, İsa Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Dördüncüsü rükün Hacı Esved, bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın evet, kalbi üzeredir diyor. Bunlar bir incelikler, manevi hallerdir işte. Buna geçiyoruz şimdi. Evet. Bize bugün tabletten hayır yok kardeşler. Rahatsız olurum diyor. O yüzden şimdi rivayetlerden bunların adetleri beyan hakkında hadis-i şerif. Nakıl Hatib, Hatib Bağdadi fi tarihi Bağdat kitabında Ankenani manasahu şu hadis-i şerif gelinmiş. En nukabahu selase miyetin. Nukaba, seçimli kimseler, rakipler, görevliler 300 kişidir. Ve nüceba sebune. Nüceba sayılanlar 70 kişi. Vel budela erbaun. Budela abdallar 40 tane. Vel ahyar sebatun. Ahyar hayırlar seçilmişler 7 tane. Vel um direkler, bunlar evtat deniyor işte. Erbatun 4 tanedir. Vel gavs vahidun. Gavs bir tanedir. Femeskenül nukaba nakiblerin meskeni neresidir? El Mağrib, batı tarafı. Meskenül Nüceba, neciblerin meskeni Mısır. Meskenül Abdal, Şam. Abdalların meskeni Şam. Vel akhyar, seyyahune fil ard. Akhyar, hayırlar, yeryüzüne dolaşırlar. Vel umud, fi zevayel ard. O direkler, evtat olanlar,
yeryüzünün dört tarafındadır diyor. Meskenül Gavs Mekke. Gavs'ın meskeni bulunduğu yer Mekke'dir diyor. Feza urzetil hacetu min emril amme. Bak şimdi. Halkın, umum halka gelecek olan bir mesele arız olduğu zaman, bir bela musibet geleceği zaman ibtehele fiyehel nukaba. Evvela bu hususta nakipler hemen yakarışa geçiyorlar. Bizim adımıza bela musibet geleceği zaman depremmiş, savaşmış, yangınmış, neymiş artık veba meba umum meselelerde bu Allah'ın adamları ne yapıyormuş? Bizim adımıza yakarıyorlar. Sümmen Nüceba, sonra Necipler, Sümmel Ebdal, sonra Abdallar, Sümmel Akhyar, sonra Akhyar, Sümmel Um, sonra Evtat. Fe'in ucibe ferikum minhum ev küllühüm. Bunlardan bir grubun duası kabul edilirse ve hepsinin duası kabul edilirse fezalike bu mesele tamam oluyor. Bela kalkıyor. Ve illa eğer olmazsa ibtehelel gavs, bu sefer gavs devreye giriyor, yakarıyor, yalvarıyor. Fela tettimu meseletuhu hatta tücabe davetuhu. Duası kabul edilene kadar istemesi bitmiyor. Ya. Bir numarada haz hadis kamilen evrede suyuti fi kitabı el habi el haberü dal ala vücudül kutbu vel ebdal. İşte o kitap, bu kitap. Burada sayfaları var. Kitabın aslı yok bende. Bilgisayarda Şamile sitesinde var. El havi el havil lil feteva lis suyuti. El havi lil feteva lis suyuti. İmam Suyuti'nin havi havi el havi isimli kitabı, feteva kitabı. İkinci cilt 237. sayfadan başlıyor. Rivayet orada. Aslı orada. Nüshası burada. Gördün mü şimdi? Ya biz yatıyor uyuyor. Biz horluyoruz ama Allah'ın adamları bizim için uğraşıyor. Melekler istiğfar ediyor. Ya. Ve haka Ebu Bekir Matu'i. İsimler zaptı biraz değişik olabilir. Ammen ra'a Hızır aleyhisselam. Bir kişiyi Hızır aleyhisselam görmüş. O bu zat ona rivayet ediyor. Ve tekelemahu ona konuşmuş. Fekale lehu. İlem en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş Hızır aleyhisselam. Bilgi Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lemma kudibe vefat edince peketil ardu yeryüzü ağlamış. Ve kalet demiş. İlahi ya Allah'ım seyyidi efendim Rabbim bakitu la yemşi aleyye nebiyyun ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar üzerimde artık hiçbir peygamber yürümeyecek şekilde kaldım. Değil mi? Son peygamber geldi artık. Dünya ağlamış bak. Dünya işi biliyor. Ya Rabbi diyor. Üzerimde peygamber kalmadı. Gördün mü? Fevhallahu Teala ile Mevla ona vahyetti. Onu anlayacağı şekilde ona bildirdi. Ec'alü ala zahrike min hazil ümmeh. Şu ümmetten senin sırtında üzerinde yapacağım. Men ol zatları ki kulubuhum ala kulubül enbiya. Kalpleri, peygamberlerin kalpleri üzere olan böyle sadık kimse yapacağım. La uhallike minhum ila yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar onları senden boş bırakmayacağım. Ya peygamber varsa bak. Eli ulema ve resulü enbiya. Hangi alimler? Efendimiz Aleyhisselam'ın zahir ve batini ilimlerine varis olan alimler. Galet lehu, kultu lehu ve kem havla. Galet lehu. Dünya demişim Mevla'ya. Ya Rabbi kaç kişi onlar? Kal Mevla buyurdu. Selasemiyetin وَهُمَ الْاَوْلِيَا Bunlar 300 kişidir. Evliyadır bunlar, velidir. وَسَبُونَ وَهُمُ النُّجَبَا 70 tanesi Necip. وَاَرْبَعُونَ وَهُمُ الْاَوْتَاتِ 40 tanesi Evtat. وَاَشْرَةٌ وَهُمُ النُّكَبَا 10 tanesi Nakib. وَسَبَةٌ وَهُمُ الْعَرَفَا Ariflerden 7 tane. وَسَلَاسَةٌ 3 tane وَهُمُ الْمُخْتَارُونَ Muhtar seçilmişler. وَاَحَدٌ وَهُوَ الْغَوْسِ Bir tanesi Gavs'tır. فَاِذَا مَاتَ نُقْلَ مِنَ السَّلَاسَةِ وَاَحَدٌ Biri ölse 300'den bir kişi oraya aktarılır. Ve cu'ilel gavsü mekanuhu. Ve cu'ilel gavsü mekanuhu. Onun yerini gavs dolduruyor demek. Ve cu'ilel gavsü mekanuhu. Böylece birbirlerini doldurarak sayı devamlı muhafaza edilir. İnşallah. Bu da bir hoş bir rivayettir. İstersen kabul et. Kabul edenlere ne kızıyorsun? Kitaplar bunu almış. İbn-i Abidin Hazreti bunu almış. Fuka. Haram ve helalı fıkıh senden çok iyi bilir. Milyonlarca talebesi var. Onun kitaplarını okuyor, okutuyoruz. Fetvalar oradan buluyoruz. Şimdi ma verede fihim minel asari nebeviye ettehalete ala vücudihim ve fadlihim ala sahil beriye abdal, nukaba, nüceba, kavs bulunduğuna dair hadis-i şerifler. Onların faziletleri hakkında hadis-i şerifler. Bunlardan bir kısmını
zikredeceğim diyor. Bak ne diyor? Kad zekere nebzeten min zalikel Allamet İbn Hacer fil fetavel hadisiye. İbn Hacer Askalanzileri kitabında bundan bahsetmiş. Ve Şab-ı Ahmed'il Menini fi şerhil manzume Anhal Hafız-ı Suyut, İmam-ı Suyut'un kitabının şerhinde bahsedilmiş. Ve İmam-ı Menavi, İmam Menavi de bahsetmiş kitabında. Ve Gizem Monlu Ali Kari, Ali Kari Hazretleri de büyük alimlerden. O da fil madenil adeni fi Veysil Karani kitabında bahsetmiş. Fî men ruhya anil imam Ali-i Kerim Alaçı. Hazreti Ali Efendimiz'den şu rivayet getiriyorlar. İnne Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tesubbu ehle Şam fe inne fihim el ebdal. Şam ehline sövmeyin. Zira onlarda ebdallar var. Ali Efendimiz Şam ehliyle savaşacağı zaman yandaki kimse demiş ki ya emir el müminin bunlara lanet et. Söv. Sövelim bunlara. Kızalım bunlara. Buyurmuş durun. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işittim ki Şam ehline sövmeyin. Onlarda ebdal var. Demek keneliğine sövülmez. Kızılmaz. Şimdi bunu Tabarani rivayet etmiş. Diğerleri. Diğer bir rivayette ve sebbu zalemehu. Zalimlerine sövün. Bak şimdi orada değil mi? Zalim var. Müslümanları kırıp geçiriyor. Allah onu İslam mümkünse ıslah etsin değilse kurdun ıslahı gibi yapsın onu tez zamanda. Müslümanları kurtarsın inşallah. Ya. La ta'ammu fe inne fihim el ebdal. Başka rivayette umumi olarak hepsine lanet etmeyin. Sövmeyin. Çünkü orada abdal var. El ebdalı bir Şam ve müceba bil küfe. Abdal Şam'dadır. Necipler küfededir. Bu başka bir rivayet. Bütün rivayetlerin burada notları var. El ebdalı bir Şam ve müceba bil küfe. 3 numara. Rava Ali Kerem Alaçı ve Ahracı İbn Asakir. İbn Asakir bunu tarih etmiş. İkinci rivayeti La ta'ammu fe inne fihim el ebdal. Bu rivayeti Ahracı Beyhaki rivayet etmiş. Ve İbn Asakir rivayet etmiş. Ya. Bütün kitapları burada listesi var. Bu kitabı inşallah tercüme edip basmaya çalışacağız. Bakalım Mevla kuvveti versin inşallah. Başka rivayette en nüceba bir Mısır'ın. Necipler Mısır'dadır. Vel ahyar min ehlil Irak. Ahyar Irak ehlinden. Vel kutup fil Yemen. Kutup Yemen'dedir. El abdal bir Şam. Abdal Şam'da olur. Ve hum el kalilun. Bunlar azdır diyor. İbni Asakir bunu çıkartmış. Min tariki Ebi Sa'di bin el-Arabi anil Hasan ibn Ali ibn Affan. Unzur el-Havi fil Fetava 2. cilt 244. sayfa. Ya. Ahracehu Ahmed anhu şu rivayeti var İmam Ahmed'in, Ahmed Hanbel'in. Ya. Bu mezhep imamı, Hanbeli mezhebin imamı rivayet ediyor. Semitu şu tarih yani rivayeti getiriyor burada. Onun rivayetiyle onun kitabında var. Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. İşittim gidiyor. Kim de rivayetmişse. O zat Efendimiz adım buyurdu. El ebdal bir Şam. Ebdal Şam'dadır. Ve hum el erbaun recülen. Onlar 40 erkektir. Bak iyi dinleyin ha. Yuska bihim el gayz. Onlar ile yağmur yağdırılır, sulanır. Ve yunsaru bihim alel a'da. Onlarla düşman üzerine yardım edilir. Ve yusrafu an ehli Şam bihim mil azab. Şam ehlinden, bölge ahalisinden onlar ile azap çevrilir, kaldırılır. Bir numara hadis el ebdal bi Şam ve Ömer ban Rüzden Yuska Kalib bin Asakir haz hadisin katun beyne şirih ve aliyyü feynnu lem yakulhu. Unzur el havifi fetava. Önce ezan rivayetil imam Ahmed fi Müsnedi ve ricalu sahih. İmam Ahmed rivayetinde ise ricalu sahih demiş. İmam Ahmed'imiz rahmetullahi bunu Hanbel mezhebi imamı bunu sahih rivayetle rivayet edildiğini söylemiş. Rivayetler arasında tercih farkı vardır. O yüzden itiraflar ondan çıkıyor. Hazreti İbn Ebi Dünya İbn Ebi Dünya'nın rivayeti Seltü Resulü Sellem Anil Ebdal ve hum sittüne recülen 60 kişiymiş onlar diye sormuş ravi. Fekultü dedim ya Resulallah Cellehum li onlar bana bahseder misin? Kale leysu bil müntati'ine ve la bil mübtedi'ine onlar böyle yani rastgele bidatçı kendi kafalarına göre bir iş yapan kimse değildir. Böyle bir
mut'amikine lem yenalu ma nalu bi kesreti salatin ve la sayamin ve la sadakatin. Buna böyle rastgele bildiğiniz gibi değildir yani demek istiyor. Çok namazla, çok oruçla, çok sadakayla bu makama ulaşmış değiller. Lakin bi sehail enfus, nefisleri çok temiz, cömert ve selametil kalp, kalp kulüp, kalpleri salim, tertemiz ve nasihati li ümmetiyim, ümmetlere nasihat ediyorlar. Ya. O rivayet, başka bir rivayette de şöyle bir rivayette var. İnnehum ya Ali fi ümmeti ekallü minel kibritil ahmer. Demek Hazal Efendimiz sormuş. Bunlar diyor ümmetimden kibrit-i ahmerden daha azdır. Böyle son derece bulunmaz bir madde var. O maden var, kıymetli, ondan daha az bulunur. Annesi radıyallahu anh, Hazreti rivayeti. Anne bir sorsam kâle. El budella erbaun reculen. Budella abdallar 40 adamdır. İsnani ve işriüne bişşam. 22'si Şam'dadır. Ve semaniyetün teaşere bil Irak. 18 tanesi Irak'tadır. Küllemâ mâte vâidü minhum. Ona da bir ölünce. Ebdelallahu teâlâ mekânü âhara. Başkasını cenab onun yerine kor. Ve zâcâel emru. Kıyamet emir gelince. Kubidû küllüm. Hepsi alınır. Hepsinin ruhu alınır. Fe inde zâlike tekûmûsâ. O zaman işte kıyamet kopar. Reva Hakim Ettirmizi fi Nevadil Usul. Ya. Başka bir rivayette merfu olarak Ennel ebdâle erbâne erzülen, ebdallar 40 erkektir ve erbâne emreten 40 kadındır. Külleme mâte erzülün, bir erkek ölünce ebdelallâhu mekâne erzülen. Allah da onun yerine başka birini kor. Külleme mâte emretün, bir kadın ölünce ebdelallâhu mekâne emreten. Allah da onun yerine başka bir kadın kur. Ahrezü Deylemi fi Müsned-i Firdevs'te Deylemi bunu çıkarmış, tarz etmiş. Başka rivayette inne budela ümmeti lem yedhulul cennete bi kesreti salati ve la siyami. Benim ümmetimin abdalları cennete çok oruç, çok namazla girmiyorlar. Lakin tuhuluha bi selameti sudurihim. Gönülleri tertemiz, salim. Nefesat yok. Eshavetin enfusim, nefisleri çok cömert. Ahrezü İbni Adi fil kamil vel khala ve zade fi haberi ben nasu lil müslimin. Ve rivayetinde de şöyle bir ziyadelik var. Müslümanlara nasihat ediyorlar. Yine başka bir rivayet Enes radıyallahu anh'dan. Bak isnad-ı hasen diyor. Kale Efendimiz buyurdu. Len tahlul ardu min erba'ine reculen. Yeryüzü 40 erkekten boş kalmaz. Misle Halil-i Rahman, İbrahim Aleyhisselam gibi böyle imanı kuvvetli olan peygamber aşığı 40 erkekten dünya boş kalmaz. Febihim yuskavne, onlar sebebiyle sulanırlar, yağmur yağar. Febihim yunsarını, onlar sebebiyle yardım olunurlar. Ya onlar hürmetine Cenab-ı Hak yağdırıyor, içiriyor, gönderiyor ha. Kimse kendine bilmesin. Ben çalıştım kazandım deme. Allah-u Teala'nın ikramı nereden geldi belli değil. İşte onu o zaman kabul et. Mâ mâte minhum ahadun illâ ebdelallahu teâlâ mekânı âhara. Onların biri ölmez, ölürse Cenab-ı Hak onun yerine başkasını kur. İşte Revas Suyuti fi Camil Hadis. El Aziz rakam 18.017.494. 5. cilt 366. Orada da Tabarani Enes'ten rivayet etmiş bunu. Kale Katade, İmam-ı Katade diyor ki tabinden, tabi büyüklerinden yani lesna neşükkü ennel hasene minhum. Biz Hasan-ı Basri'nin onlarda olduğundan şüphe etmiyoruz. Ya yani Hasan-ı Basri'de demek ki bu kırklardanmış. Yani. Hani bir Abbas radıyallahu anh ma haletil ardu min badi Nuhin aleyhisselam. Yeryüzü Nuh aleyhisselamdan sonra boş kalmadı. An sebatin yedi kişiden. Yedifeallahu teala bihim an ehlil ard. Allah Teala onlar hürmetiyle yeryüzünün ehlinden belaları tefeder. Tefedilmezse zaten yandık. Bak geçen bir deprem olmuş. 8.5 kaç? Denizde olmuş yani. Ya, zaten kıyamete yakın. 3 tane yer batacak. Doğuda, batıda ve Arabistan Yarımadası'nda 3 büyük yer batımı olacak. Bu gibi zelzelelerin, afatların, ölümlerin şeyleri kıyamet alametleridir. Ha? Küçük alametler, büyük alametler Mehdi'nin çıkışıyla beraber Teccal. En büyük alamet birinci Teccal. Mehdi'nin çıkışı da orta alamet. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın inişi, Tahbetül Ard falan geliyor. Yecüc Mecüc falan. Hazreti Ani bin Ömer radıyallahu anh'a Kâdî Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hıyâr ümmeti fî külli karnin. Her asırda benim ümmetimin en hayırları hamse miyetin 500 kişidir. El ebdâlu erbaun. İçinde ebdâl 40 kişidir.
Felel hamsemiye yunkasun, 500 kişi noksanlaşmaz. Velel erbaun, 40 olan ebdal noksanlaşmaz. Külleme matelecün, oradan biri ölürse ebdelallah minel hamsemiyeti mekanı. Allah-u Teala o 500'den yerine birini doldurur. Veldikale minel erbaunen mekanı. Onun yerine 40'lardan birinin yerine onu girdirir. Kalu dediler, ya Resulallah dellena ala e'malihim düllena yatta. Bize onların amellerini söyler misin? Bize yol göster de yapalım. Kale yafune ammen zalemehum. Kendilerine zulmedeni affederler, görmezlikten gelirler. Yuhsinune ila men esa ileyhim. Kendilerine kötülük yapanı ihsan ederler. Kötülüğe karşı iyilikle çabırlar. Ve tevasevne fi ma atahumullah. Allah Teala kendi verdiği şeylerde insanlarla ne yaparlar? Vasiyetleşirler, tavsiyeleşirler, bölüşürler. Başka rivayette de. Ahrazu Ebu Nuaym. Likülli karnın min ümmeti sabikun. Bu rivayette de Ebu Nuaym Hilye'de getirmiş bunu. Hakim Tirmizi kitabında getirmiş. Ümmetimden sabikun var. Ya, ayet-i kerimede var sabikun. İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayetinde Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İnne lillahi teala fil halkı selasemine kulub. Allah için halkta 300 kişi var. Kulubuhum ala kalbi Adem. Kalbi Adem Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Hepsi bir. Ve illa fil halkı erbaune. Allah için 40 kişi var. Kulubuhum ala kalbi İbrahim. Kalbi İbrahim kalbi üzeredir. İbrahim Aleyhisselam gibi. Yani Hanif. Ve illa fil halkı hamsemine. Allah-u Teala için hamsetün 5 kişi var. Kulubuhum ala kalbi Cibril. Kalbi Cebrail'in kalbi üzeredir. Ve lillahi fil halki selasetün. Allah için halk içinde 3 kişi var. Kulubum ala kalbi Mikail. Kabberi Mikail'in kalbi üzeredir. Ve lillahi fil halki vaidün. Allah için birisi var. Kalbuhu ala kalbi İsrafil. İsrafil'in kalbi üzere, bak onun kalbi. Ya işte o Kavs. Aleyhisselam çünkü bütün mahlukatın rızkıyla mızkıyla uğraşıyor ya. Ve izâ ma'tel vahidu. Onlardan biri ölünce ebdelallah mekanı mine selaseti. 3 kişiden birini onun yerine geçirir. Ve zamaten minel selase 3'ten 1 ölse ebdelallah mekanı minel hamse 5'ten 1'ini oraya alır. Ve zamaten minel hamse 5'ten 1 ölünce ebdelallah mekanı minel sebat 7'den 1'ini oraya aktarır. Ve zamaten minel sebati 7'den 1 ölse ebdelallah mekanı minel erbain 40'tan 1'ini oraya geçirir. Ve zamaten minel erbaini 40'tan 1'i ölünce ebdelallah mekanı minel selasemi 300'den 1'ini oraya geçirir. Ve zamaten minel selasemi 300'den 1 ölünce ebdelallah mekanı minel ame umum Müslümanlardan birinci Cenab-ı Hak oraya tayin eder. Febihim yuhyi. Onunla diriltilirler, yaşarlar ve yümiti öldürürler. Onlar sebebiyle yani hayatlarını Cenab-ı Hak onlar hürmetine devam ettiriyor. Ve yembütü, yümbitü ve etfeul bela. Nebatları bitirir ve bela def eder. E şimdi ne oldu ya? Nasıl oluyormuş? Kıyla libni Mesud. İbni Mesud rivayeti. Dedi ya, febihim yuhya yuhya ve yümit. Onlar hürmetine öldürür, diriltir Cenab-ı Hak. Onlar hürmetine belayı def eder, nebat bittirir. Kıyla libni Mesud. İbni Mesud'a demişler. Keyfe yuhyi bihim ve yumitu. Onlar sebebi nasıl öldürür, nasıl diriltir ya? İtirazcılar. Bak sorular sorulmuş. Cevap. Kale leennehum onlar yeselune Allah-u Teala iksarel ümemi. Onlar ümmetin çoğalması için Allah'a dua ediyorlar. Fevkessirune. Cenab-ı Hak ümmeti çoğaltır. Yuhyi diriltir. Görüyor musun bak? Ve yed'une alel cebabireti, zalimlere beddua derler, dua derler yani aleyhine. Ve yok fe yaksımune. Cenab-ı Hak onları ne yapar? Tüketir. Alır zalimleri. Ve onların duasıyla. Ve teskun kavne su isterler, yağmur isterler. Fe yus kavne yağmur yağar. Ve yeselune isterler fe yunbitu lehumul ard. Onlar hürmetine yerden toprak çıkar, bitir çıkar. Ve davne dua derler. Feyutfabim enval bela, onlar sebebiyle birçok bela defedilir. Ahiracı İbn Asakir. İbn Asakir bunu kitabında tarz etti. Gördün mü sen? Suyutu da bunu getirmiş. Camil hadisi de. Ya. Hadis-i şerif rakamı 17.305. 323. sayfa. Gördün mü şimdi bak? Öldüren, dirilten Allah, rızık veren Allah ama onları araya sokuyor. Onları çalıştırıyor tabi caizse. O yüzden dua ordusu olmadan kımıldayamazsın, bir şey kazanamazsın, başarılı olamazsın. İşte Ecdat bunu bildiği için Evliyaullah yapışmış. Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi üzere demedi orada da, İsrafil Aleyhisselam kalbi üzere bir kişi dedi. Efendimiz Aleyhisselam kalbi üzere demedi. Neden? Çünkü
Bazıları diyor ki efendim sadece kalp üzere kim olacak? O makam çok yüce makam diyor. Tabi bunun tabi başka bir yorumu vardır da onu söylemeyelim. İbn Abi Hazretleri böyle almış. İmam Arif Hazretleri'nin yorumları daha isabetli, keşfi daha isabetli çünkü ayet-i şeriflere uyuyor. Evet. Bak burada şimdi bir tembih var. Diyor ki Kale Şahab'ın menini Kattan İbni Cevzi İbni Cevzi Ebu'l-Fereç Ebu'l-Fereç yani bu 500 senelerde yaşamış daha eski ya. İbni Kayyım Cevzi değil. İbni Cevzi Ebu'l-Fereç bu zat taan etmiş. Fi ehadisil ebtal ve hakeme bir vadiha ebtalla alakalı boğduğum rivayetleri taan etti. Yani bunları reddetti diyelim tabiri caizse ve bunların uydurma olduğunu söylemiş. Ve teakkabe suyuti, İmam-ı Suyuti onu peşinden takip etti yani sözünü inceledi. Bi enne haberel ebdal sahihun dedi. Ya bak burada yazıyor işte. Ebdal haberleri rivayette sahihtir. Ve inşite istersen kulte dersin mütevatirun. İstersen mütevatir de diyebilirsin dedi. Ve etale sözü uzattı. 3 numarada onun şeyini bahsediyor. Sümme kâle söyledi, şöyle dedi Suyuti. Mislü hâza belâ hatta tevatürül manevi. Bu gibisi manevi tevatür derecesine ulaşmıştır. Bir hâz şöyle ki yuktahu bi sıhhati vücudil ebdâl arureten. Öyle ki diyor artık kesinlikle ebdâlın varlığına zarreten kesinlikle hükmediyoruz diyor. İşte Beteva Suyuti'nin Mecmul Fetevasında var. Oraya bak. El haberettâl Lisiyuti fi mecmuatil fetavasında o kitapta var. İşte onu yayınlanıp getirmiştim. Sümme evet sonra Sümme Kale Sehavi İmam Sehavi diyor haber ebdal lehu turukun bir elfazın muhtelifetin külla tayfet demiş. Sümme Sakale hadisel varidete fi Sümme Kale ve assahum mimma tekatteme küllü haberi Ahmet anil Ali'in merfuan diyor. Bak bu zat da İmam Ahmet'in Hazreti Efendimiz'den merfu olarak rivayet ettiği hadis-i şeriflidir. El ebdalu el budelau yekününe bişşam. O rivayet. Ve hüm erbaune rizülen küllüme mate rizün. Onlar 40 kişidir. Biri ölünce Allah onun yerine basını kor. Ve yuska bihim mil gays. Onlar hürmetine yağmur yağdırılır. Ve yüm tasarru bihim alel ada. Onlar hürmetine düşmanlara karşı yardım olunursunuz. Ve esrafı bihim an ehli şam el azab. Müslümanlardan, Şam ehlinden azap onlar hürmetine çevrilir. Sümme kale sehavi ricaluhu ricalu sahih. Gayrı Şureyh bin Ubeyd ve Sikatun. Ravilerin hepsi sahihtir diyor. Bir tanesi Sikadır diyor. Bu da bir hadis-i şerif incelemesinde olan bir inceliktir. Bunu okumamın sebebi burada incelenmiş yani. İbn-i Abi Hazretleri bunları almış. Dolayısıyla bu iş kanaat meselesi olarak sahihtir diyorlar. Evet. Ebdal hakkındaki rivayetlerde demek böyle bir şey var. Kutup hakkındaki rivayetler var. Kavs hakkında rivayeti getiremiyorlar. Ama onların o bir kişi dediği Kavs'tır. İşte o rivayette o bir kişi olmuş oluyor. Demek ki direkt isim olarak onu artık Sofiyye'nin tabirinde çıkmış oluyor. İmam Şafii de şey demiş galiba. Kutbu Kavs'ı tefsir etmiş. Yani onlara göre kutupla Kavs aynıdır. İmam Harpanza göre farklıdır. Bu keşif meselesidir. Ama Allah'ın adamları olduğuna dair rivayetleri okuduk. İmam-ı Yafi'i demiş ki Kale bazı ulema vel vahedül mezkûrü fi hâze burada rivayetlerin tek kişi vel kutup kutuptur ve vel Kavs aynı zamanda Kavs'tır demiş. Bunlar kutupla Kavs'ı aynı tutuyorlar. Buradaki şeyi kapatalım da inşallah vakit ilerledi. Bayağı. İmam-ı Suyuti'nin kitabından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyor. İsmail bin İbrahim bin Hişam
Sena Salimül Mervi Anne Hasan Enne Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kal inne budela ümmeti lem yedhulul cennete bi kesreti salatin ve la siyami ve lakin dekaluha selaveti sudur ve sekavetin evusim ve ahrecu beyhaki fi şabil iman. Hani bir Abdullah bin Hafiz an Ebi Hamid Ahmed İbni Muhammed İbni Hasan gidiyor rivayet ve devam ediyor. Evet, diğer bir rivayet inne budela ümmeti lem yedhulul cennete bi kesreti salatin ve la siyami lakin dekalu bi rahmetillah ve selameti sudur ve sekavetin enbus ve rahmetu bi cemiyil müslimin. Mursel. Bu rivayet Mursel'miş. El übdela minel mevali ve de übdallar peş peşe gelir yani. Bunlar Allah'ın dostlarıdır diyor. Ahrecu Hakim. İmam Hakim bunu çıkarmış. Alametu ebdali ümmeti ennum la yel'anune şeyyen ebeden. Onlar hiçbir şeye lanet etmezler. Bu rivayet var. Ya Suyut'un kitabında bunlar ha. Büyük muaddis. Başka bir rivayet İbn-i Asakir an Ebi Zehra Zahiriye kale el ebdalü selasemiye selasüne rical Bişşan Şam'da 30 kişi diyor bihim yücarune ve bihim yurzakune onlarla rızıklanıyorsunuz diyor izamate mühnüm recülün ebdelallah mekanı bu Allah-u Teala onlardan biri ölecek yerine başını getirir bu rivayet hep burada dolu aynı rivayetleri almış burada. El-ebdal erbaun insanen kultu lehu erbaun reculen kale la tekul erbaun reculen ve lakin kale erbaun insanen çünkü içlerinde bir kadın olabilir diyor tamam mı? Bu rivayette. Böyle gidiyor arkadaşlar. Yani bu işi inkar edenler boşuna uğraşıyorlar. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu iş bu kadar açıktır. Cenab-ı Hak bunlar hürmetine dilediğini yapıyor. Allah-u Teala dilediğini yapar. Kimle karışır? Güç kuvvet Allah'ındır. Dilediğini bunu şey yapar. Tayin eder. Bak buradan da bir rivayet var. Acayip bir şey. Bizzat İlyas Aleyhisselam'ı görmüş de demiş ona ki yeryüzünde ebdal var mı? Demiş evet. 60 kişidir. Bunların 50 tanesi Şam'da. Ariş ile Fırat arasında yaşıyorlar. 30 tanesi Mesis'te. Mesis'te. Bir tanesi Antakya'da. Diğerleri de şehirle dolaşır. Yetişir sana. Allah'ın izniyle Allah-u Teala ha dersin ya bazen Hızır yetişti. Ummadığın yerde bir yardım gelir. İşte bunlar. Bazı insanlar sıkıntı oluyor. Bunalıyor bazı insanlar. O nedir? İşte bela dağıtılıyor. O yüzden devamlı zikredin. Biz çok Efendimiz Hazretimizden duyardık. İşte 400 defa, 500 defa hasbunallah benim deyin. Yani 100 defa la ilahe illallah Osman'ı deyin. Yani mesela yani böyle zikirleri böyle işte ne bileyim 1000 defa İhlas okunuyor bazen 60 şeriflerde mesela. Böyle zikirleri Yasin Şerif okuyun 40 Yasin. Sad Tefrici okuyun. Neden? Musibet, afat, felaket geliyor devamlı. Günahlar çoğaldı. Düşman durmuyor ki. Yahudi de devamlı sihir yapıyor. Onlarla mücadele etmek için sen de zikire sarılman lazım. Allah Teala bunları vesile ediyor. Böylece manevi kuvvetle çarpışıyor. Nasıl ki maddi kuvvetle çarpışıyor. Ekonomi sahada bir savaş var. Diğer askeri sahada savaş var. Bilgisayar sahasında savaş var. Her tarafta bir mücadele var. Bu manevi sahada da şeytanlarla Allah dostları maneviyatla zıt kuvvetler mücadele ediyor. Allah-u Teala dostlarına yardım eder, galip eder. Cenab-ı Hak ne buyuruyor zaten? Ben ve dostlarım galibiz. Allah'ın izniyle ama Allah-u Teala'nın rızasına göre yaşamaya çalışalım inşallah. Mevla Teala dostlarını bize ayırmasın inşallah. Şimdi bu meselede elhamdülillah ulemanın eserlerinde bu var. İnkar etmek cahil cühela işidir. Onlar tercümelerden bakıyorlar. Bazı cahillerin sözlerini ters yorumluyorlar. Kalkıyorlar konuşuyorlar. Bu konuştuklarımız hem fukahanın hem Allah dostlarının eserlerinde, sözlerinde var. Dolayısıyla onların zatları yanlış yapmadılar. Hata etmediler. Hata olsa da hemen etrafındaki ulema, devlet düzeltmiş onları. Böylece kitapları bize basıla gelmiş. 1400 sene geçmiş kardeşim. Bu kitaplar mevcut. Dolayısıyla bunları inkar edenler kasıtlı yapıyorlar. İnsanların kafasını karıştırıp Allah dostlarının değerini kıskanıyorlar. Ne konuşuyorsun ya? Allah-u Teala dilediğine dilediğini verir. Parayla iman kimde oldu belli olmaz. O yüzden arkadaşlar Ehl-i Sünnet ulemasından ayrılmayalım. Eskiye, yani eski ulemadan bilhassa yani. Çünkü Ashab-ı Kiram tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde bu meseleler yazılı çizildi, kitaplar tasnif edildi. Onları anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz inşallah. Bu meseleye böyle sadık kalırsak yeni yetişenlerin akılları, fikirleri, mantıkları bize zarar vermez. Onlar kendi kendilerine zarar verir veya kendileri gibi
kanmak isteyeni kandırabilirler. Allah-u Teala rızasından ayırmasın inşallah. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet ve Yüksel. Selamun Aleyküm. İlahi Şerifim Nebi Aleyhisselam Şahin'e. Şey diyelim bari, bu sohbetleri herhalde akşam yatsı arasında alacağız galiba. Namaz bayağı ileri gitti. Vakit bayağı şey oluyor. İnşallah 8:30 gibi yani. Başlamayı düşünüyoruz. Cuma akşamı. Akşam namazından sonra biraz bir 5-10 dakika ara verip 8:30'da başlayacağız. Yatsı namazında bitireceğiz inşallah. Allah-u Teala razı olsun. Bizi izleyen kardeşlerimiz de inşallah bu sohbetlerimizi internete koyuyoruz. Orada sayfalardan alıp çoğaltabilirler. Gelmeyenlere ulaştırabilirler. Geçen söyledi arkadaşlar, Hollanda'dan, başka da ülkelerden izleyenler olmuş. Ya, şu anda azdır ama az olsun, kaliteli olsun. İnşallah. Bu çoğalacak inşallah. Dua edelim ya Mevla bizi ulaşamadığımız yerlere ulaştırsın inşallah. Allah razı olsun, geceniz mübarek olsun. Ya Rabbel Alemin, kusurlarımızı affeyle. Dostların hürmetine cümlemizi hayırda daim eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, dostların yolunda bizi ayırma Ya Rabbel Alemin. Efendimiz Hazretleri'nin başımızdan eksik eyleme. Ehl-i sünneti muvaffak eyle. Muhalifleri ıslah eyle. İslam'ın gündesi tefet Ya Rabbel Alemin. İslam alemini, din kardeşlerimizi muhafaza eyle Ya Rabbel Alemin. Düşmana fırsat verme. Din ve İslam'ı öğrenmeye, yaşamaya, yaşatmaya bizi muvaffak eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Efendimiz Hazretleri'nin cümlemizi uzun ömür, hüsnü hatim nasip eyle. El-Fatiha.